güzel Çankırı görüntülerinden sonra panoramaya başlıyoruz. Panorama dediğimiz gibi bu hafta Çankırı'da. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hasan Ayrancı program konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Gerçekten çok güzel bir yer Çankırı, Yarenler Diyarı. İç Anadolu'nun şirin, güzel bir şehri. Gelişime devam eden bir şehir. Ve bu güzel şehrin üniversitesi bir lokomotif gibi devam ediyor, Karatekin Üniversitesi. Neler söylemek istersiniz? Kaç yılında kuruldu üniversite? Nasıl devam ediyor? Efendim hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz öncelikle. Yani biz buradayız ama siz de geliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bize bu imkanı verdiniz. Estağfurullah. Güzel Çankırı'mızı ve üniversitemizi tanıtmak bizim için gerçekten büyük bir onur. Gerçekten Çankırı Üniversitesi, Çankırı için büyük bir kazanç, büyük bir katkı sağlıyor. Üniversitemiz resmi olarak 2007 yılında kurulmuş görünüyor. Fakat bunun daha geçmişinde birikimleri var. Mesela ta 1970'li yıllarda kurulan meslek okulları var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulmuş. Dolayısıyla bu açıdan üniversitemizin geçmişini bir yarım asra dayandırmış oluyoruz. Onun dışında Ankara Üniversitesi'nin kurduğu Orman Fakültesi var. Bu da yaklaşık 25-30 sene önce kurulmuş. Onun kurduğu yine meslek okulları var. Başka bir birimimiz daha var. Gazi Üniversitesi'nin kurduğu Sağlık Bilimleri Fakültesi dışında İktisadi İdari Bilimler Fakültesi var. Şimdi bunların hepsini bir araya kattığımızda şunu görüyoruz. Üniversitemiz aslında 40-50 yıllık bir geçmişe dayanıyor, buna sahip. Ancak 2007 yılında demin ifade ettiğim gibi işte bir kararla vilayet üniversitesi olarak kurulması düşünüldüğünde bunlar toplanıyor, bir araya getiriliyor ve resmi olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak kurulmuş oluyor. Bir yanıyla geçmişi temsil ediyoruz. Önemli bir geçmişimiz var. Bu nedenle de okullarımızda, meslek yüksek okullarımızda ve fakültelerimizde çok ciddi bir birikim var. Buna karşılık bir de yeniye bakan vizyonumuz var. O yeni vizyonumuz da tamamıyla geleceğe bakıyor. Bu geçmişte kurulan fakültelerimiz ve meslek yüksek okullarımız ağırlıklı olarak şehir merkezinde bulunuyorlar. Küçük küçük kampüsler halinde. İşte Taş Mescit, MYO, Ballıca Kampüsü veya Orman Fakültesi gibi. Evet. Buna karşılık bir de Karatekin Üniversitesi'nin Uluyazı Kampüsü var. Uluyazı Kampüsü de işte bu yeni kurulan ağırlıklı olarak fakültelerden oluşuyor. Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi gibi. Onlar da daha çok geleceğe dönük yeni bir vizyoner bir yaklaşım olarak kendisini temsil ediyor. Yani böyle bir karma içerisindeyiz. Bu eskiden kurulmuş olan okullarımız çok başarılı. Hem öğretim kalitesi bakımından, hem öğretim üyesi sayısı bakımından, hem fiziki ve teknik imkanları bakımından. O nedenle çok tercih görüyor. Mesela meslekçi okullarımız çok başarılı. Bu geçmişten aldığı güçle. O nedenle ben diyorum ki üniversiteyi aşağı yukarı ikiye ayırın. Yarısı meslekçi okulu, çok başarılı. Tamamıyla imkanları sınırsız. Bunu da tabii öğrencilerimiz fark etmişler. Çok yüksek puanlarla geliyorlar. Evet. Burada okumak istiyorlar. Buna karşılık bir de FEM yeni fakültelerimiz var. Bu fakültelerimiz de yeni vizyoner tarafımızı oluşturuyor. O da işte bu demin ifade ettiğim gibi Uluyazı Kampüsü'nde bulunuyor ve bir uzay üssü gibi, bir silikon vadisi gibi sürekli gelişen, genişleyen, olağanüstü bölümlere sahip bir birim olarak karşımızda. Çankırı Ankara'ya yakın. Aslında bu bir hem avantaj hem de bir dezavantaj. Ama her gidişimiz gelişimizde Çankırı'nın biraz daha geliştiğini görüyoruz. İşte hem sanayi açısından gelişiyor, hem tabii ki bina olsun ve benzeri çevresel faktörlerin gelişimini görüyoruz. Üniversitede bu gelişme neler sağlıyor? Yani ARGE faaliyetiniz var mı? Neler yapıyorsunuz üniversitede? Tabii üniversite Çankırı'nın en önemli dinamiklerinden bir tanesi. Öncelikle hocaları ve öğrencileriyle yüksek lisans ve doktora dahil bir kere bir vizyon veriyor şehre. Yani buranın bir üniversitesi var.
burada ve üniversiteyi üniversite kelimesinden de hareketle bir kül akıl olarak değerlendiriyorum. Burada pek çok aklın özü olan branşlaşmış bir akıl var burada. Bu akılın ister istemez refleksif bir şekilde, yani onlar bizi etkilerken biz onları etkileriz şeklinde içleş bir yapılanması var. Tabii biz şehri etkiliyoruz, şehir bizi etkiliyor. Dolayısıyla burada bir aklın olduğunu önce kabul etmek lazım. Bu akıl zaman içerisinde olduğu kadar bundan sonra da Çankırı'yı olgunlaştıracak, yüceltecektir. Hem güzel sanatlar bölümümüz, sanat bölümlerimiz ve diğer alanlarımız olduğu için sosyal, siyaset bakımından, toplumsal, sanat estetiği ve diğer ilim dalları bakımından mutlaka büyük katkılar olacaktır. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bir vilayet üniversitesi olmamız sebebiyle de Çankırı ile birlikte hareket ediyoruz. Tamamıyla kapılarımız açık. Biz aşağı iniyoruz, aşağıdakiler yukarı çıkıyorlar, kampüs yukarıda ağırlıklı olarak. Dolayısıyla sürekli bir etkileşim içerisindeyiz. Bu etkileşimi çok istiyoruz zaten. Ve karşılıklı birbirimizi olgunlaştırıyoruz. Yani geçmişimizden aldığımız kültür ve birikimi Çankırı'nın bu saf, katışıksız insanıyla bir araya getirip bu ilim anlayışı, ilim ahlakı ve diğer yeteneklerimizle birlikte bir harmanlama yapmaya çalışıyoruz. Biz bunun kısa vadede çok büyük sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Çünkü önümüzde ciddi bir sosyal sermaye var. Bu sosyal sermaye çok önemli bir kavram. Bunun içinde geçmişten günümüze gelen kültür, geleneklerimiz bulunduğu kadar bir öncülük, yani öncü, pioneer kişiliklerin bulunması ve arzu, büyüme isteği, gelişme isteğinin bir araya gelmesiyle meydana geliyor. İşte bu Çankırı'da biz bu altın oranı tabiri caizse yakaladık. Şimdi bununla hareket edeceğiz, bu altın oranına, ve etmeye başladık. Bu kapsamda sizin sorduğunuz sorudan hareket edersek ne yapıyoruz? Evvel emirde üniversite olduğumuz için sempozyumlar yapıyoruz. Önemli toplantıları bazen şehir merkezinde, bazen kampüsümüzde yapıyoruz. Ulusal ajans geliyor. Pek çok yabancı ülkeden temsilciler geliyor. İşte bizim değişim programlarımız var. Belki biraz sonra sözleriz. Oradan gelen pek çok öğrenci, akademisyen ve idareci var. Bakan seviyesinde insanlar var. Dolayısıyla topluca bir mobilizasyon içerisindeyiz. Yani bu dikkatli takip edildiği zaman gerçek bir hareketlilik olarak ortaya çıkıyor. Onun dışında da yine pek çok anlaşmalarımız, teknoloji, sanayi işbirliği, transfer ofislerimiz var. Bunlarla da evvel emirde Çankırı'ya, fakat esas olarak bir ilim yuvası olduğumuz için memlekete ve bütün dünyaya sunacaklarımız var. Bunların hepsini burada bu mutfakta pişiriyoruz, kaynatıyoruz. Yani ARGE çalışmaları bir yandan devam ediyor, bir yandan da sanayisi de devam ediyor Çankırı'nın. Organize sanayi bölgesi var bildiğimiz üzere, evet. Korgun'da mesela. Şimdi orayla olan ilişkileriniz neler? Yürüttüğünüz projeler var mı? Yani yapmış olduğunuz çalışmalar var mı burayla alakalı? Var. Organize sanayi bölgelerimiz gittikçe gelişiyor. Bu bizim için çok sevindirici. O nedenle hem onları destekliyoruz hem onlardan destek alıyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Bu kapsamda çeşitli anlaşmalar yapıyoruz. Organize sanayi bölgeleriyle öğretim üyelerimiz ve üniversite tüzel kişiliği olarak doğrudan doğruya. Evet. Çünkü demin ifade ettiğim gibi bunun bir işte şekilde birbirini beslemesi gerekiyor. Aynı şekilde kamu üniversiteleri sanayi işbirliği kapsamında çok fazla anlaşmamız var. Bunların bir kısmı başladı, yürüyor, bir kısmı da devam ediyor. Ve olacak. Yani önümüzdeki günlerde de yapacağımız pek çok çalışma var. Bunları bir arada yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim üniversite olarak ciddi bir teknik potansiyelimiz var. Evet. İnanılmaz eserler veren, dünya çapında taranmış dergilerde makaleleri bulunan, çalışmaları bulunan arkadaşlarımız var. Bunlar zaten çok dinamik insanlar. Bunlar da zaten sistemi harekete geçiriyorlar ve insanlar birbirini bulabiliyor bu şekilde. Bu çerçevede pek çok araştırmalarımız devam ediyor. Evet. Peki üniversitenin akademik dünyaya kazandırdıkları olmazsa olmaz. Hani makale olsun, işte çeşitli
dergi olsun. Yani neler katıyorsunuz? Akademik dünya ile ilgili çalışmalarınız nelerdir? Evet. Makale sayısı mesela bunlardan birisi. Evet, her şeyden önce şunu söyleyeyim. Üniversitemizde çok genç ve dinamik bir akademisyen kitlesi var. Bunlar gerçekten çok önemli merkezlerde lisans, yüksek lisans veya doktoralarını tamamlamışlar. Yabancı ülkelerde önemli merkezlerde çalışmışlar. Türkiye tecrübeleri de var. Bu genç ve dinamiklik her alanda hissediliyor. Bu dinamikliğin ilk hissedildiği şey projeler. Üniversitemiz bir proje cenneti. Yani ben rektör olarak sabahtan akşama kadar proje imzalıyorum. O kadar fazla proje ama anlamlı ama sonuç alan proje var ki. Bunların tabii pek çoğu makaleye, patente ve diğer teknolojilere dönüşüyor. Daha yeni mesela bir teknik alanda yapılan bir projemiz, BAP projesi dediğimiz bilimsel araştırma projemiz, üniversitemiz tarafından desteklendi. Çok önemli bir makale haline getirildi. Şimdi baktığımız zaman yüzlerce projenin bulunduğunu görüyoruz. Bir kısmı BAP bunların, bir kısmı TÜBİTAK bursu, bir kısmı değişik ikili anlaşmalarla yaptığımız projeler. Devletimizin de çeşitli destekleri var, Sanayi Ticaret Bakanlığımızın. Dolayısıyla burada bir proje cenneti olarak baktığınız zaman en fazla yapılan şey tabiri caizse burada proje. Bu projeler doğal olarak akademik yayınları etkiliyor. Ve bu konuda da bayağı iyi durumdayız diyebilirim size. Peki uluslararası bağlamda ne tür anlaşmalarınız var mı acaba başka kurumlarla, başka üniversitelerle? Uluslararası ilişkiler konusunda neler yapıyor Çankırı Üniversitesi? Evet, bizim çok ciddi ilişkilerimiz var üniversite olarak. O nedenle de bir uluslararası ilişkiler ofisi kurulmuş durumda. Tek elden yönetiliyor. Evet. Dolayısıyla baktığınız zaman olaya pek çok ülkeyle anlaşma yaptığımızı görüyoruz. Yani onlarca üniversiteyle yüzlerce anlaşma yapmışız. Bunlar değişim anlaşmaları, araştırma anlaşmaları da dahil olmak üzere pek çok içeriği barındırıyor. Onun dışında mesela Sudan'la, yani bizim üniversitemizin övünç kaynağı olan eğiticilerin eğitici programı var bir tane Sudan'da. Onu biz kurduk doğrudan doğruya. Evet. Yine TİKA'nın desteğiyle. Anlaşmalarımız devam ediyor. Daha geçen rektörüyle Türkiye'de karşılaştık, konuştuk. Beni davet etti, mutlaka gelmenizi istiyorum dedi. Biliyorsunuz yakın zamanda İslam ülkeleri üniversiteler birliği anlamında bir büyük çalışma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle, himayelerinde. Kendileri bize hitap ettiler ve 2 gün süren bir sempozyum yaptık. Orada bütün bu bahsettiğim rektörler bir araya gelerek ortak dertlerini, sorunlarını, nasıl bir değişim programı yapabileceklerini, onun dışında nasıl çift dal, 2 diploma verilebileceğini vesaire konuşmak suretiyle önemli bir, çok başarılı bir şey oldu, faaliyet oldu. Onu da ben kendilerine ifade ettim ama buradan da Yükseköğretim Kurulu Başkanını, başkan vekillerini ve çalışanlarını tebrik etmek istiyorum. Gerçekten kendileri çok önemli bir, başarılı bir çalışmaya imza attılar ve çok yararlı oldu. İşte Sudan'la demin ifade ettiğim gibi çok önemli bir anlaşmamız var. 1000 kişiye yakın oradan mesela mezun vermişiz eğiticilerin eğiticileri kapsamında. Artık adeta kendi ayakları üzerinde yürüyebilen bir sistem kurmuşuz orada. Evet. Artık bundan sonra ne yapabiliriz? Tam ve kamil anlamda yetiştirdiğimiz için oradaki şeyleri kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Artık biz teknoloji transferi yapabiliriz. Bazı gelişmeleri tamamlayabiliriz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında pek çok ülkeyle şeylerimiz var. Uluslararası anlaşmalarımız var. Mesela Cibutililerle var. Cibutili öğrencilerimiz geliyor her yıl. Bu yıl yine haber geldi. Ciddi oranda Cibutili öğrencilerimiz gelecek. Türk Cumhuriyetlerinden pek çok öğrencimiz var. Ben de onu soracaktım. Evet. Mesela Kosova'yla da bir anlaşmanız var. Balkanlar'da işte mesela Türk Cumhuriyetlerinden var. Evet. Bu öğrencilerimiz geliyor mu? Ne kadar sayısı? Bir de ona da öğrenelim sizden. Geliyorlar. Ağırlıklı olarak şu anda tabii Türk Cumhuriyetleri ve Cibuti'den geliyor. Bunun dışında Balkanlarla yaptığımız, Kosova'yla yaptığımız anlaşma var. Finlandiya'dan gelen öğrencimiz var. Avrupa Birliği'nde 17 ülkeyle anlaşma yapmışız. Tabii bu hem Yüksek Öğretim Kurumu'nun hem de üniversite olarak bizim hedefimiz. Ne o? Uluslararasılaşma. Evet. Uluslararasılaşma
çok önemli bir kavram bizim için. Çünkü bilimin temeli de bu. Yani bir Çanak'ta kendi başınıza bir esnaf faaliyeti gibi bilim yapamazsınız. Tabii. Yani bütün bilim dünyasını takip etmek zorundasınız. Ve onların da sizi takip edecek, etmesini gerektirecek faaliyet yapmak zorundasınız. İşte biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Yükseköğretim Kurulu da bunu destekliyor. Bir başlığı da onun zaten o, Yükseköğretim Kurulu. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman da çalışmalarımız devam ediyor. Ne demiştik? Cibuti'den öğrenci geliyor demiştik. Mesela şimdi yabancı öğrencilerin gelmesi güzel bir şey. Ama Türk öğrenciler de tabii ki tercih ediyor. Orta Anadolu'da şirin bir şehir Çankırı. Sosyal imkan bakımından öğrencilere neler vaat ediyor? Mesela neleri var? Üniversitenin kampüsü içerisinde spor salonu ve benzeri. En azından tercih edecek olan öğrencilerimiz için. Evet. Demin bahsettiğimiz konudan devam edelim. Bir sosyal sermayemiz var demiştik. Bunun çok önemli olduğu için ikinci, üçüncü kere vurgulamak istiyorum. Evet. Çünkü şehir üniversiteyi, üniversite şehri fark etmiş durumda. Dolayısıyla buradan hareket ediyoruz. Onun dışında üniversitenin pek çok imkanı var tabii. Bir kampüs üniversitesiyiz biz. Dolayısıyla bu dinamik, aktif öğretim üyeleri ve akademisyenleri dışında, onları başta yine saymak lazım. Mesela konaklama sorunumuz yok Çankırı'da. Yani çok gelişmiş bir KYK düzeni var. Kampüsün içinde, hemen çıkışında ve şehirde olmak üzere. Buraya gelip de bir konaklama sorunu yaşanmasını düşünülmesi mümkün değil. Özellikle ailelerimiz, kız öğrencilerimiz bakımından endişe ediyorlar. İşte ne yapacaklar? Belki ilk defa gözlerinin ışığı olan kızlarını gönderiyorlar. Onlar için çok müjdeli haberlerimiz var. Çünkü üniversitemizin içerisinde çok büyük bir KYK kursu var. Çok temiz, çok yeni, her şeyiyle mükemmel olan bir yer. Mesela onları kız öğrencilerimiz için tahsis etmiş durumdayız. Dolayısıyla kızlarımız hiçbir güvenlik endişesi olmadan, hiçbir aklına bir şey gelmesin ebeveynlerimiz, buraya rahatlıkla gönderebiliyorlar. Okullarıyla konakladıkları yurtlar çok yakın. Sosyal şartlar, konfor şartları çok iyi. Mesela o bakımdan çok başarılı. Erkek öğrencilerimiz de aynı şekilde. Bir zorluk çekmiyorlar. Ama eşitler arasında birincilik söz konusu olduğunda primus inter pares derler. Kızlarımıza daha bir öncelik pozitif vermiş durumdayız. Onun dışında büyük kampüsümüz var. 8000 metre kapasiteli spor tesisimiz var. Bu iki koca bina bu. Dev binalar bu. Bunun içinde her şey var. Mesela o spor salonlarında ki standart dünya standardı. Yani burada herhangi bir uluslararası müsabakanın, basketbol, voleybol müsabakasının yapılması mümkün. Öyle ki o kadar başarılı ki bu 8000 metrekarelik dediğim iki tane koca bina spor kompleksi dışarıdan ücretle geliniyor. Abone olunuyor ve faaliyet yapılıyor. Bunun dışında öğrencilerimiz, hocalarımız ve idari personelimiz ve diğer kalan personelimiz de buradan faydalanabiliyor. İçinde saunası vesairesi var. Yani bir spor alanında ne olması gerekiyorsa hemen hemen her şey var. Büyük bir izleyici tribünleri var. Onun dışında bakarsanız çok başarılı bir kütüphanemiz var. Yeni yapıldı. Zengin bir dijital kütüphane seçeneğimiz var. Bu kütüphanenin bilgisayar yazılımları çok olağanüstü, başarılı. Yani bir yerinde görmek lazım. O kadar rahat kitap alıp veriyorsunuz ki böyle kendiliğinden okuyor filan. Böyle uzun uzun şeylere girmiyorsunuz. Gittikçe genişliyor bunun kapasitesi tabii. Çünkü öncelikle bir kütüphane, yani bir alanda uzmanlaşmış bir kütüphane haline de getirmeye çalışıyoruz. Buna ilişkin olarak arkadaşlarımızla yoğun faaliyet gösteriyoruz. Onun dışında ne söyleyebilirim? Şehre çok yakın kampüs olarak. Zaten diğerleri, yani yarısı, öğrencilerimizin yarısı şehrin içinde. Evet. Yarısı da kampüsümüzde. Kampüsümüz şehre 3,5-4 kilometre mesafede. Yeni bir yol yapılmasına izin verdik. İyice yakınlaşacak. 1 kilometrede adeta yürüyerek şöyle 1 kilometrelik bir yokuş aşağı %8'lik bir eğimle şehrin içine iniverecekler. Şu anda onun da startını vermiş durumdayız. Çok güzel.
Ankara'ya çok yakın. Ankara'ya yakın olması şunu ifade ediyor. Hem demin ifade ettiğiniz gibi şirin bir ilde yaşamanın kolaylıklarını sağlıyor öğrencilerimiz. Çünkü burada samimiyet var, hesaplı, güvenlik var, mali külfetleri fazla değil. Her yere yakın gidebiliyorsunuz, yakın zamanda gidebiliyorsunuz. Öğretim üyeleri, hocalarımız, diğer akademisyenler, ben rektör olarak kendim ve yardımcılarım sürekli akademisyenlerin, memurların ve öğrencilerin sorunlarıyla çok yakın ilgilenebiliyoruz. Bu samimi ortamdan Tabii. kaynaklı olarak. Çünkü özellikle metropol şehirlerdeki üniversitelerde çok büyüklük bazı dezavantajlar da yanında getiriyor. Mesela bir rektörünüzü hiç göremeyebiliyorsunuz 4 sene okuyup. Fakat biz sürekli interaktif bir şekilde aralarında bulunuyoruz. Mesela hiç unutmuyorum. İlk geldiğimde geldim baktım otobüs durağında bekliyorlar. Öğrenciler hemen indim arkadaşlarla merhabalaştım. Arkadaşlar ne istiyorsunuz dedim. Yaz okulu istiyoruz dediler. Allah Allah. Sonra ertesi gün kafeteryaya gittim. Konuştum, sohbet ettim. Ne istiyorsunuz dedim. Yaz okulu istiyoruz dedim. Yani o kadar çok bir dönüş aldım ki yaz okulundan. Hemen mesela senatoya getirmek ve arkadaşların sağ olsunlar anlayışlarıyla birlikte yaz okulu açma imkanı bulduk. Çünkü onların tek istekleri buydu. Evet. Yani isteklere duyarlı, eğilimlerine duyarlı bir yönetim sergilemek mümkün Çankırı'da. Ve aynı şekilde sosyal medyadan bir arkadaşımız dedi ki Ramazan ayıydı, hocam niye iftar yemeği vermiyorsunuz dedi. Aşağıdaki merkez kampüslerimizden birisi de. Hemen yapalım dedim. Evvela dediler ki 3-5 kişi gelir en fazla. Çünkü yaz sezonuydu. Ama bir baktık ki ilk gün 70, ikinci gün 150, ikinci gün, üçüncü gün 300 kişi gelmek suretiyle. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Üniversitenin bütün görevlileri, yani rektör olarak ben, dekanlarımız, hocalarımız, asistanlarımız, öğretim görevlilerimiz, uzmanlarımız sürekli bir etkileşim içerisinde ve çok yakın bir dayanışma içerisinde bulunabiliyoruz. Bunların avantajları var. Bunun dışında zaman tasarrufumuz var. Yani hem hocalarımız hem öğrencilerimiz yollarda bir şeye ulaşmak için çok büyük zaman kaybına uğramıyorlar. Dolayısıyla akademisyenlerimiz bu sakin zihinle daha fazla çalışabiliyorlar. Zaman ayırabiliyorlar öğrencilerine. Onlarla görüşebiliyorlar, sorularına cevap verebiliyorlar. Biz de bunu yönetim olarak çok destekliyoruz. Yani öncelikli hedeflerimiz bunlar bizim. İletişime açık olmak. Mesela sosyal medyadan size mesaj ulaştırıyorlar o zaman. Yani evet, ulaştırıyorlar. Bu çok önemli bir olay. Ya aslında bağlar kopuk olduktan sonra üniversitede yani anlayış pek olmuyor. Çünkü belli bir zaman sonra öğrenciler artık robotlaşıyor. Yani bir etkileşim olmuyor. Tabii küçüklüğün vermiş olduğu, daha doğrusu küçük bir şehirde bir üniversitenin imkanlarından bir tanesi de herhalde bu. Anladığımız kadarıyla. Evet, şüphesiz öyle. Yani gerçekten çok olay yaşadık. Mesela ben bir görev sebebiyle başka şehirdeydim. Baktım sosyal medyadan bir mesaj geldi. Hocam Ankara'ya gitmek istiyoruz fakat bütün otobüsler dolu, gidemiyoruz. Ne yapacağız, burada kaldık diye. Mesela hemen onu şey yaptım, iletişim kurdum. Ya dedim arkadaşlar, yani bu zamanda biliyorsunuz artık bilgi çağını geçtik. Tabii. Bir iletişim çağındayız. Bu başka bir şey bu. Ulaşımın ve iletişimin son raddede açık olması lazım. Yani bir yere insanın gidip de kalabilmesi falan, dönememesi falan artık yani. Filmlerde kalan bir şey. Dolayısıyla hemen arkadaşlarla temasa geçtik yine. Telefonlar alındı, verildi. Ve arkadaşlarımızın gece 12'de mesela işleri güçleri var demek ki ertesi gün Ankara'da. Oraya gitmeleri sağlandı. Yani çok hareketli ve dayanışmalı bir şeyimiz var. Yapınız var. Yapımız var. Peki, onu destekliyoruz. Peki şimdi üniversiteye gelenler, gelebilenler var. Bir de gelemeyenler var. Onlar için de uzaktan eğitim imkanı var mı Çankırı Üniversitesi'nde? Uzaktan eğitim merkezimiz var. Buna ilişkin çeşitli çalışmalar da yapılmış. Sistemler alınmış. Yazılımlar konulmuş. Fakat şu geçen bir sene içerisinde bir inkıtaya uğramış. Malum hain bir darbe girişimiyle karşılaştık. Evet. Bir şaşkınlık oldu, işte soruşturmalar vesaireler. Dolayısıyla ben buraya geldiğimde ilk olarak uzaktan eğitimin mutlaka yapılması gerektiğini önceledim. Ona ilişkin hemen arkadaşlarımız bir çalışma başlattılar. Zaten bütün altyapımız var. Bu daha önce yapılmış. Eğitim olarak verilmiş. Fakat belli bazı eksikleri varsa rantabl olmak lazım, rasyonel olmak lazım. Yani var mı var ama ne işe yarıyor? İşte yukarıda hoca ders veriyor.
aşağıda öğrenciler dinliyor. Öğrenciler bir süre sonra diyorlar ki ya hoca niye yukarıda tek başına ders veriyor? Gelsin madem hepimiz buradayız. Yani. Yani böyle şeylere de imkan vermemek lazım. Tabii bunun için açılmak lazım. Biz burada örgün eğitim verdiğimiz için ağırlıklı olarak. Örgün eğitimin dışında da demin bahsettiğim uluslararasılaşma kavramında hareketle, bu kavramdan hareketle işte Orta Doğu'nun, Balkanların özellikle bize yakın şeylerden, bölgelerden başlayarak uzağa kadar, Cibuti'ye kadar, Afrika'nın en uç köşelerine kadar bu sistemi yaygınlaştırmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Yani evet, öncelikli planlarımız arasında bu. Evet, peki şimdi bir de tabii ki kültür, sanat etkinlikleri var mı acaba üniversitenizde? Onlar hakkında neler yapıyorsunuz? Sosyal işte öğrenci kulüpleri varsa ne kadar var? Bu faaliyetleriniz devam ediyor mu? Evet. Şimdi bir şans olarak Güzel Sanatlar Fakültemizde olduğu için bizim burada sinema, TV bölümümüz ve diğer ilgili bölümlerimiz var. Bunlar şehir merkezinde, kampüste, küçük kampüste bulunuyorlar binada. Görülmeye değer bir yer. Gerçekten üniversite ortamının yaşandığı bir alan. Çünkü arkadaşlarımız güzel sanatlar uğraştığı için heykel, resim, grafik tasarım mesela çok başarılı. Oraya gittiğiniz anda yüzünüzde çarpıyor. Görüyorsunuz insanların hallerinden, tavırlarından. Orada bir sanat ortamı var. Yetenek, özel yetenek testiyle alan bölümlerimiz var zaten nitekim orada. Şimdi buranın da beslediği bir kültür ortamı var üniversitemizde. Mesela hemen hemen hafta iki kere falan burada mutlaka ya bir müzik dinletisi olur. Çok önemli sanatçılarımız var bizim. Hoca aynı zamanda. Veyahut tiyatro gösterileri olur. Mesela tiyatro gösterisini yapan bir grup bizim bir işte onları bulan 30-40 tane topluluğumuz var. Onlardan bir tanesi yapıyor bunu. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin desteğiyle. Mesela geçenlerde bir şeylerine gittim. Gösterimlerine gittim, oyunlarına. Çok başarılıydı. Yani bazen devlet tiyatrolarında alamadığınız o şeyi bir amatörlükle birlikte olan o heyecan vardır ya. Evet. Onu hissediyorsunuz. Ben mesela inanamadım, çok beğendim. Dediğim gibi tiyatro gösterileri oluyor, uçurtma şenlikleri oluyor. Efendim sonra bu şeylerle birlikte iş bulmaya ilişkin olarak çeşitli iş merkezleriyle irtibatlı çeşitli gruplarımız var. Onlar geliyorlar, işte Eskişehir'e gidiyorlar, Ankara'ya gidiyorlar. Ankara Sanayi Odası'yla görüşüyorlar, Ankara Ticaret Odası'yla görüşüyorlar falan. Biz de bunları destekliyoruz. Nasıl destekliyoruz? Evvela tabii fikir olarak destekliyoruz. Sonra araç isterlerse araç veriyoruz. Yani yapabileceğimiz şeyler, irtibatları mümkün mertebe sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir gerçek bir dinamizm olduğunu ben görüyorum. Şehrin bakış açısı nasıl üniversiteye mesela? Yani nasıl şimdi şehir tabii ki Ahilik ve Lonca Teşkilatı var sonuçta. Anadolu'da işte Kırşehir, Çankırı, hani bu şehirlerde nasıl bakıyor üniversiteye? Nasıl katkı sağlıyor? Üniversitede tabii ki şehre nasıl katkı sağlıyor? Evet. Şimdi biz Çankırı halkından çok memnunuz. Halk olarak memnunuz. Yerel yönetimler olarak memnunuz. Sayın Valimizden ve ekibinden memnunuz. Çünkü demin ifade ettiğim gibi bunların tamamı oy birliğiyle bu üniversitenin büyük katkı sağlayacağına kanaat edinmişler. Ve onun için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani ne yapabilirlerse yapıyorlar. Yani en sıradan vatandaşımız bile Çankırı Üniversitesi'nin burada olmasından çok memnun. Ve bunu desteklemek için ne yapacağının gailesi içerisinde. Bunu ben her görüştüğüm arkadaşımda aşağıda görüyorum. Dediğim gibi Sayın Valimiz çok istekli. Yani hangi projeyi söylesek hemen dört elle bizden fazla çalışıyor. İlgileniyor. Hemen diyor ki şöyle bir gelişme oldu, şunu buldum. Yerel yönetim olarak belediye başkanımız ve meclis üyelerimiz, ilçe belediyelerimiz çok gayretliler. Yani ellerinden ne gelirse yapmak istiyorlar. Ama halk özellikle bilinçli. Yani üniversite geldikten sonra da etkilerini görmüşler. Ortada bir ilim medeniyeti diyelim size artık. Yani bilimle temas kurmuş insanların medeniyet haline dönüşmüş şekilleri. Hayır. Çünkü kültürle medeniyet arasında biliyorsunuz böyle bir etkileşim vardır. Evet. Kültürün görünen yüzü medeniyettir, şekillenir. Mimari olarak şekillenir. Tavır, üslup olarak şekillenir ve değişik çalışmalar şeklinde ortaya çıkar. Şimdi bu görünüyor. Şimdi bu zaman içerisinde, yani 50 senelik zaman içerisinde
ve son 10 senelik zaman içerisinde özellikle bu fark edilmiş ve hissedilmiş. Dolayısıyla vatandaş buna çeşitli şekillerde destek veriyorlar. Mesela yabancı öğrencilerimizle çok ilgileniyorlar. Onlara kahve götürüyorlar. Ben bazen görüyorum. Alt kat komşusu, üst kat komşusuna kahve götürüyor, çay götürüyor, salata yapıp götürüyor. Onu seviyorlar. Yani bu pırıl pırıl gençler tabii bunlar. 17, 18, 19 yaşlarında. Sevilisi de insanlar. Şimdi vatandaş bunları benimsemiş. Onlara işte çay yaparak, işte kolaylık yaparak, indirim yaparak katılım sağlamak istiyorlar. Ve üniversiteden çok memnunlar. Ben işte gittiğim zaman bizi de bağırlarına basıyorlar. Çok memnun oluyorlar. Biz de buna karşılık ne yapıyoruz mesela? Onlara iftar programı düzenledik mesela. Belki Türkiye'de ilkdir üniversitenin vatandaşına bir iftar programı yapması. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin önünde Tevfik Fikret Caddesi var. Uzunca bir cadde. Orayı kapadık. Sağ olsun belediye yardımcı oldu. Araçlar şekilde kendi rızalarıyla. Orada mesela büyük bir iftar verdik. Evet. Çankırı halkına birlikte olduk. Bizim hocalarımız geldiler. Efendim bütün vatandaş geldi. Hatta buraya sığınan Somalili ve Iraklı vatandaşlarımız bile geldiler. Orada büyük bir kaynaşma. 3000 kişi falan geldi neredeyse. Çankırı'yı orada topladık diyebiliriz. Evet. Şimdi baktım onlarda da büyük bir enerji var ve bu kendilerine duyarlı, kendilerinin fark edildiğinin hissedilmeleri onlarda yeni bir heyecan dalgası uyandırdı. Ben Çankırı'da falan yürüyemem. Hemen taksi durağından falan hemen hocam gelin bir çay içelim falan diye çekerler. Mutlaka bir çay içeriz, bir fotoğraf çektiririz falan. Şimdi böyle bir kaynaşma içerisindeyiz. Bir sinerji var burada. Bu sinerjiyi iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii ki. Peki araştırma ve uygulama merkezleri mevcut mu üniversitenizde Sayın Ayrancı? Yani mesela buranın önemli olan madenlerinden bir tanesi tuz. Evet. Tuzla alakalı araştırma veya geliştirme gibi bir merkeziniz var mı? İşte pek çok araştırma merkezimiz var bizim kurulmuş. Bir kısmı çok iyi işliyor, bir kısmı da işleme yolunda. Bunlardan mesela en önemlilerinden bir tanesi Çankam dediğimiz bir merkez. Merkezi laboratuvar içerisinde. Türkiye'de herhalde ikinci sıraya falan gelir. Öyle gelişmiş teknolojik cihazları var ki NMR cihazları dedikleri nükleer manyetik rezonans cihazı. Bütün Türkiye'nin kamu ve kamu kurumlarından ve üniversitelerden, özel sektörden buraya tahlil için numuneler gönderiliyor. Yani 600 MHz'lik bir frekansta işte şu kadar Tesla gücünde alanı olan üstün teçhizatlar var burada. Onlar çok ciddi hizmetler veriyorlar. Hem üniversite olarak bilgimizi, birikimimizi artırıyoruz hem de bütün Türkiye'ye hizmet verebiliyoruz. Buna benzer işte pek çok çalışmamız var. Uluslararası daha doğrusu dil merkezimiz var mesela. Ondan bahsedeyim TUZ'a gelmeden önce. Bir dil merkezimiz var. Belki bahsi geçmez. 5 tane mesela şu anda ana dili İngilizce olan hocamız var orada. 4'ü Amerikalı. Amerika Birleşik Devletleri'nden düşünün. Orada dil konusunda falan da çalışmışlar. Çeşitli yayınlar vermişler. Böyle alelade kişiler de değil. Onlar gelmişler mesela bizim dil merkezimizde, uluslararası dil merkezimizde hocalık yapıyorlar düşünün. 4 Amerikalı bir de 5 tane yabancı nerede bulabilirsiniz? Yani belki büyük şehirlerde bile böyle bir şey bulamazsınız. Evet. Orası çok başarılı şekilde hizmet veriyor. Kime hizmet veriyor? Hem Çankırı halkına, öğrencilerimize yaş ayırt edilmeksizin seviye bakılıyor sadece orada. Memurlara, bizim akademik personelimize, bizim öğrencilerimize çok uygun fiyatlara. Şimdi söylesem, televizyon yayına uygun değil. İnanamazsınız yani bu kadar ucuz fiyata 5 tane ana dil sahibi hocanın verdiği dersler nasıl oluyor? Olağanüstü bir modelleme var, kullandıkları sistemler ve sosyal imkanlar çok gelişmiş. Yani bunu biz Çankırı'da gerçekleştirmiş durumdayız. Bununla da yetinmemişler. Mesela İngiltere'nin Londra'ya 40 dakikalık mesafesindeki Brighton'da bir merkezle anlaşmışlar. Hatta ben arkadaşlarıma söylüyorum değişik vilayetlerden. Buranın üzerinden çocuklarınızı gönderin diye. Çok hesaplı, çok iyi eğitim, bütün imkanları çok iyi. Bir sahil kasabası ve Londra'ya 40 dakika. Çok yani Malta'nın bile, Malta biliyorsunuz ucuz İngilizce öğrenim cenneti olarak bilinir. Çok daha düşük fiyatlarla hem de Londra'da bir imparatorluk merkezi biliyorsunuz Londra. Yaşanabilecek imkanları sunuyorlar. Onun dışında
ne yapıyorlar? Hatta tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak hocalarımız bir gayret içerisinde oldukları için onlara staj imkanları buluyorlar. Biliyorsunuz onlar için büyük şehirlerde gidin işte şu kadar lira, şu kadar dolar, şu kadar euro para istiyorlar bu imkanı sağlamak için. Tamamıyla gönüllülük esasına dayalı olarak temas halinde bulunduğumuz arkadaşlar orada staj ve iş imkanları da buluyorlar. O da çok başarılı bir şey. Şimdi tuz meselesine gelince, tuz tabii Çankırı'nın çok önemli bir kaynağı. Örneklerini gördüğümüz zaman Polonya'da ve Nahçıvan'da, Azerbaycan'da çok önemli yatırımlar yapıldığını, bunun sağlık turizmi bakımından çok büyük değerler ifade ettiğini görüyoruz. Şu anda tuz mağarasında bir çalışma yürütülüyor. Belediye bunu devraldı, tahsisini. Şimdi orada da bir güvendiğimiz arkadaş var, tanıdığımız. O da koordinatör olarak o işleri yürütüyor. Şimdi o öyle devam ederken bizde de tabii ciddi bir bilgi birikimi var. Bilim yuvası olmamız sebebiyle. Bu tuz mağaraları üzerinde uzman hocalarımız var. Bunlarla da sürekli temas halindeler bunlar. Şimdi çalışıyorlar. Hatta birlikte yeni yakın zamanda Nahçıvan'a gönderdik. Oradaki merkezlerde bu tuz mağaralarından nasıl bir turizme yönelik, sağlık turizme yönelik faydalanılıyor dışında bilimsel olarak hangi faydaları var? Biliyorsunuz alternatif tıp gittikçe artık günümüzde en fazla olan şeylerden bir tanesi. Hatta alternatif tıp değil de yeni zamanda tamamlayıcı tıp diyorlar yanılmıyorsam. Tamamlayıcı tıp. Tabii çünkü gerçek tıbbın yeri apayrı. O orada duracak ama tamamlayıcı tıp olarak gittikçe gelişen bir sektör. Tuz odaları yapılıyor biliyorsunuz. İşte bizim hocalarımız da bu konuda uzmanlar belediye ile birlikte veya bağımsız olarak bu tuz odaları üzerinde yoğun çalışmalar sergiliyorlar. Hatta hocalarımızı başka üniversitelerden danışman olarak istiyorlar. Biz kıskanmıyoruz. Hocalarımızı danışman olarak veriyoruz. Onlar da çünkü bilimin gelişmesi için küresel açıdan yaklaşmak lazım ve bütün bilgi alışverişine açık olmak lazım. Evet. Hem hocalarımız kendilerini geliştiriyorlar bir uygulama yaparak orada, hem de diğer üniversitelere katkımız olmuş oluyor. Peki Sayın Ayrancı, üniversitenin hedefi ne? Yani bundan bir, yani sizin bulunduğunuz zamanda dilimi de dahil olmak üzere sonrasına da neler bırakmak istiyorsunuz, neler yapmak istiyorsunuz? Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin hedefleri ne? Evet, şimdi tabii Çankırı Karatekin Üniversitesi bir üniversite olması hasebiyle bilim dünyasına önemli katkılar sunmak istiyor. En büyük önceliğimiz budur. Evet. Bunu da nasıl yapacağız? Başından beri konuştuk. Araştırmalarımızla, makalelerimizle, bunların bir kısmı patent alır, faydalı model unvanı alır ayrı mesele. Onları da teşvik ediyoruz ama evvela bilgi birikiminin sağlanması gerekiyor. Bu bilgi birikiminin genişletilerek yayılması gerekiyor. Öncelikle hedefimiz bu. Onun dışında bütün imkanlarımız var. Yani beşeri sermayemiz var, sosyal sermayemiz var. Çok yetenekli hocalarımız var. Önemli merkezlerde eğitim almışlar. Mesela hiçbirinde dil sorunu yok mesela. Bunlarla şimdi bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında ne yapacağız tabii? Çankırı vilayetiyle birlikte kalkınacağız. Ve bu dayanışmayı artıracağız. Ve artırmaya devam ediyoruz. Karşılıklı bir destekleme mekanizması kurmuş durumdayız. Bu mekanizma içerisinde demin sizin ifade ettiğiniz gibi OSB'lerle birlikte çalışmak var. Kamu üniversiteleri, sanayi işbirliği teşkilatlarını güçlendirmek var. Onun dışında alanımızı yaymak istiyoruz. Madem bu kadar değerli bilgiye sahibiz, bu kadar değerli hocamız var, akademisyenimiz var. O zaman ne yapmamız lazım? Daha fazla bilim dalında, daha fazla öğrenciye hitap etmemiz lazım. O nedenle çok olağanüstü bölümlerimiz var. Mesela bilgisayar mühendisliği bölümü var. Şu anda yeteri kadar hoca olmadığı için öğrenci alamıyor mesela. Onu tamamlayacağız mesela. Elektrik, elektronik mühendisliği bölümümüz var. Malzeme mühendisliği bölümümüz var. Evvela içimizdeki eksik olan hoca eksikliği bakımından tamamlanamayan bölümleri tamamlayarak öğrenci sayımızı artıracağız. Böylece bu değerli alanlardaki bilgilerimizi hem ülke içinden hem ülke dışından gelen eskiden talip derlerdi. Evet. Taliplere yani öğrencilere sunacağız. Hem de yeni bölümler açacağız. Mesela İslam İlimler Fakültesi'nin yeni izni aldık. Çok önemli bir İslami İlimler Merkezi kurmak istiyoruz. Çünkü din ilimleri eskiden beri bu bilim yuvalarının temellerinde yer almışlardır. Merkez
rol oynamışlardır. Çünkü dünyaya bakış, hayata bakış, geçmişimiz ve geleceğimiz, öldükten sonra ne olacağımızın anlamlandırılmasının bu dünyaya ilişkin etkileri de çok büyük. Tabii. Çünkü yanlış konumlandırırsanız kendinizi, mesela dini ilimlerde sadece bir zamanlar yapıldığı gibi tevekküle ağırlık verirseniz, her şey tevekkül derseniz, o zaman bir gayret içerisinde olmuyorsunuz. Dolayısıyla insanımızı da yetiştirmek, yani dünya ve ahiret ilişkilerinin de belirlenmesi bakımından, gerçeklerinin ortaya çıkartılması bakımından çok sağlam bir aydın, fikir sahibi, fakat geleneğe tamamıyla hakim bir İslam İlimler Fakültesi kurmak ve bu bilgilerimizi şeye aktarmak istiyoruz. Gelecek nesillere. Gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Onun dışında başka projelerimiz de var tabii. Ama söylenince bazen yanlış anlaşılıyor. Bunlar proje. Hukuk fakültesi kurmak istiyorum ben mesela. Çünkü kendim de hukuk fakültesi profesörüyüm. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocasıyım aynı zamanda. Evet. Burada yeteri kadar İktisadi Bilimler Fakültesi olması hasebiyle hocalarımız var. 35. maddeyle dönecek olanlar var belki. Doktorasını tamamlayıp. Şimdi bunları büyük bir imkan var. Bunu değerlendirmemek akılsızlık olur. Evet. İşte diş hekimliği fakültesi açalım taleplerimiz var. Ama tabii bu sadece bizim isteğimizde olacak bir şey değil. Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversitenin kapasitesine, şehrin nüfus sayısına, Ankara'yla olan iletişim, ulaşım imkanlarına bakarak vereceği bir karar. Tabii biz bunların hepsini tasarlıyoruz ama körüne bir istek yerine, onu söylüyorum arkadaşlarıma, bunun bütün unsurlarını tamamlayalım. Yani talep ettiğimiz zaman gerçekçi bir yaklaşımla karşılaşalım. Yoksa hayalperest bir bilim yuvasına yakışmaz zaten. Tabii. Bütün usullerini, esaslarını tamamladıktan sonra ifade ettiğim gibi hem öğretim üyesi kapasitemizi, hem öğrenci kapasitemizi, bu anlamda da bilim dallarını geliştirmek istiyoruz. 82 tane bölümümüz var bizim burada. Evet. Bayağı aslında geniş bir yelpaze içerisindeyiz. Meslekçi okullarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok başarılı meslekçi okullarımız var. İfade ettiğim gibi yarım asra yakın bir geçmişi var. Bu meslekçi okulları çok başarılı eğitim veriyor. Yani elektrik, elektronik teknolojilerinden mekatroniğe kadar aşağı doğru gelin, bunlar mesela robot yarışmalarına falan katılıyorlar. Ben bizzat gidip takip ediyorum çalışmalarını. Bir tarafım da teknik alandadır benim. Evet. Eskiden kalma şeylerim, meraklarım vardır. Dolayısıyla bu meslekçi okulları çok büyük bir ihtiyacını gideriyor Türkiye'nin. Üniversitemizin yarısı neredeyse, demin ifade ettiğim gibi. Yani mülkiyet, koruma ve sivil savunma, itfaiyecilik falan gibi çok önemli işçi sağlığı ve iş güvenliği programlarımız var. Onlar zaten çok talep alıyor. Şunu ifade etmem lazım. Yeni nesil bizden daha bilinçli. Onlar böyle büyük kavramlarla, mottolarla hareket etmek yerine tek tek bakıyorlar alt ayrımlarına. Ve diyorlar ki ya bu bana ne katabilir? Benden ne alır? Ne kadar zamanımı alır? Ve bana karşılığında ne verir? Bunun ayrıntılarına inip bakan bir nesille karşı karşıyayız. Bu bakımdan arkadaşlarımıza, gerçi şey dönemi bitti, tercih dönemi. Yüksek Öğretim Kurulu'nun YÖK Atlası var, Atlas programı. Çok tavsiye ederim. Olağanüstü başarılı bir program. Orada çok önemli bilgiler elde edebilirler bir tıkla. Mesela ben de bakıp kendi üniversitemi hazır, biz göndermişiz ama hazır orada var. İnternet ortamında bakıyorum. Kaç kişi gelmiş, nasıl gelmiş, hangi illerden gelmişler, kaçıncı tercihiyle gelmişler, geldikleri yerin kaçıncısıymış, okul birinciliği kadrosundan mı gelmiş, ilk üç tercihiyle mi gelmiş yoksa sonuncu tercihiyle mi gelmiş? İstatistiklerine bakıyoruz. İstatistikleri çok başarılı. Bu MEO'lar da bu anlamda çok başarılılar. Evet. Efendim, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. Son sözlerinizi de alalım, programı kapatalım. Evet, çok çabuk geçti zaman. Evet. Teşekkür ederim siz de. Rica ederiz. Güzel bir şey yaşadık, zaman geçirdik burada. Burası Karatekin Parkı. Söylemeden olmaz. Şehrimizin Fatihi Emir Karatekin Hazretleri Malazgirt'ten 3 sene sonra 1074'te Çankırı'yı fethetmiştir. Bu burada şu aşağıda da türbesi vardır, mutlaka görmüşsünüzdür. Onun manevi öncülüğünde gelişen bir Çankırı ve onun manevi öncülüğünde gelişen bir üniversite var. Biz üniversite olarak bunun bilincindeyiz. Evet. Sonuna kadar yerel olmadan evrenseli yakalayamazsınız. Bazı heveslerle kendinizi kaybederek, geçmişinizi unutarak bir yere varamazsınız. Bakın bütün Nobel Edebiyat Ödülleri'nin hepsi
sonuna kadar yerel olduktan sonra oradan evrenselliğe sıçramış insanlardır. Biz bunun farkındayız. Bilim alanında daha çok böyledir bu. Dolayısıyla bu Çankırı'da Karatekin Hazretlerinin manevi feyzi ile hareket ediyoruz. Biz de bilim alanının fatihleriyiz. Yeni alanlar, yeni bilgiler fethetmek zorundayız. Yeni teoriler ortaya koymak zorundayız. Yeni kavramlar üretmek zorundayız. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu anlayışın bütün vatandaşlarımıza, ülkemize ve dünyaya faydalı olmasını temenni ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Hasan Ayrancı, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bu hafta da Panorama'nın sonuna geldik. Haftaya başka bir bölümde sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.